31 Mart sonrasında aslında belediyenin kazanılmasıyla beraber Kars'taki sorunları biz hem seçim kampanyasında hem sonrasında sık sık dile getirdik. Temel belediyecilik hizmetlerinin dahi Kars'ta yeterince yerine getirilmediğini, Kars'ta yaşayan ya da Kars'ı görmek için gelen herkes zaten bir şekilde tanık oluyordu. Bunlar hani bizim yapmamız gereken asli hizmetlerimizdi. Ancak hem HDP belediyesi olarak hem de eş başkanlık sistemini uygulayan bir belediye olarak bunun en büyük farkını kadın çalışmalarıyla gösterebilirdik. Dolayısıyla bu anlamda da çalışmalarımıza biraz hız verdik. Çünkü belediyenin rutin işleyişinde aslında kadın çalışmaları bir anlamda boğuluyordu ve çok da fazla görünür olmuyordu. Önceliğimiz bu açıdan kadın çalışmalarında yoğunlaştı. Kars'ta yaşayan kadınlarımızın birçok sorunu var. Bunlardan bir tanesi, aslında belki de en önemlilerinden bir tanesi, istihdam sorunu, işsizlik sorunu. Çünkü seçim boyunca da gittiğimiz ev ziyaretlerinde, kadınlarla yaptığımız birebir görüşmelerde de en çok dile getirdikleri, en çok talepte bulundukları aslında kendilerine iş imkanlarının yaratılmasıydı. Ancak belediye imkanlarıyla bunun tek başına karşılanması zaten mümkün değil. Ya iş adamlarına çağrı yapacaktık, burada gelip fabrikalar, iş yerleri kuracaklar ve önceliği kadın istihdamına tanıyacaklar. Ya da belediyenin imkanlarıyla neler yapabiliriz, bunun üzerinde yoğunlaşacaktık. Görüşmelerimizi yapıyoruz iş adamlarıyla, özellikle Karslı hemşerilerimizle, Kars'ta neler yapılabilir, yeni istihdam alanları nasıl açılabilir, bunları belediye olarak nasıl teşvik edebiliriz, bu tür çalışmalarımız, görüşmelerimiz var. Ancak belediye olarak da neler yapabiliriz, bunun planlamasını düşündük. Kars'ta evlerinde çok fazla el işi yapan, takı yapan ya da işte Kars'ın yöresel ürünlerini yapan, kete olsun, erişte olsun, bu tip ürünleri üreten kadınlarımız çok fazla. Ancak bunları satabilecekleri, pazarlayabilecekleri bir alan yok. Bir pazar yok. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma başlattık ve 8 Mart'ta kadın emek pazarımızın açılışını yaptık tezgahlarımızla ve çok da güzel ilgi gördü. Kadınlarımız evde yaptıkları ürünlerini getirdiler, burada sergilediler. Özellikle de turistlerin yoğun olarak geldiği bir bölgede açtık bunu. Kent Konseyi Kadın Meclisimizle beraber Kent Konseyi sahasında açtık. Ancak pandemi süreciyle maalesef biraz kısa ömürlü oldu. Fakat tekrar en kısa zamanda tezgahlarımızın sayılarını da artırarak tekrar aktif hale getireceğiz. Bunun yanı sıra aslında ilk aylarda Mor Kafe'nin açılışını yapmıştık. Mor Kafe sadece kadınların çalıştığı, Kars'ın yöresel ürünlerinin satıldığı, aynı zamanda da kahvaltı imkanı sunulduğu bir yer. Yine Kars'ta yöresel olarak tandır ekmeği pişiriliyor. Orada da yine iki tane tandırımız var ve kadın arkadaşlarımız burada ekmek pişiriyorlar. Çok da güzel siparişleri var günlük olarak. Gerçekten yetişemiyorlar. Bu anlamda da çok gerçekten Kars açısından önemli oldu. Mor Kafe'deki temel amaç aslında kadınların yine evde yaptıkları ürünleri de burada satmalarına imkan sağlamaktı. Orada bir kahvaltı imkanı var yöresel ürünlerle. Ama orada sunduğumuz reçeller, marmelatlar bunlar da yine kadınlarımızın kendi evlerinde yapmış oldukları ürünlerden oluşuyor. Bununla beraber aslında kadınların Kars'ta da tabii ki şiddet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz gibi çocuğa yönelik bir takım şiddet maalesef ki bizim yerelimizde de yaşanıyor. Pandemi döneminde de aslında bunda ülke genelinde artış olduğu gibi Kars'ta da olduğunu düşünüyoruz. Ancak gerçekten Kars'taki durum nedir? Bunun verilerle de tespit edilmesi adına aslında ilk günden itibaren düşünmüş olduğumuz kadın dayanışma merkezini pandemi sürecinde de hızlandırdık ve açılışını yaptık. Sosyal hizmet uzmanı bir kadın arkadaşımız burada görev yapıyor. Kendisi belediyemize gelen başvurular üzerinden tek tek kadınlarımıza ulaşıyor. Yine pandemiden kaynaklı sosyal mesafe ve hijyen koşullarına da uymak kaydıyla birebir görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde kadınlarımızın sorunları nelerdir, belediyemizden beklentileri, talepleri nelerdir? Bu konularda sohbetler geliştiriyor. Daha çok buraya da işsizlikle ilgili talepler geliyor. Evlerinde sadece eşlerinin çalıştığını ve bunun ailenin geçimini sağlamaya yetmeyecek derecede az olduğunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla bir iş talepleri olduğunu söylüyorlar. Ancak bununla beraber tabii ki şiddetle ilgili yaşadıkları sorunları da dile getiriyorlar. Hem kendilerinin hem çocuklarının
Yani bu sorunların anlatılması, dile getirilmesi kadın açısından çok fazla kolay olmuyor maalesef. Her şeyden önce bu sorunda muhatap bulduğunuz kişinin, kurumun ya da güvenilir olması ve bu konuda çözüm üretebilecek olduğuna bir inanç gelişmesi aslında çok önemli. Dolayısıyla biz kısa bir süre olmasına rağmen bu güveni tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Buradaki arkadaşımızın yapmış olduğu görüşmelerden bu izlenimi edindik. Aslında şaşkınlık da yaratıyor çünkü Kars'ta daha öncesinde böyle bir çalışma yapılmamış. Dolayısıyla bu merkez neden açıldı, biz neden çağırıyorsunuz, hani bu görüşmeler neden yapılıyor diye bir takım sorgulamalar da oluyor. Fakat daha sonrasında gelip konuştukça, sıkıntılarını dile getirdikçe hem çözüm olabileceği yönünde bir kanaatleri gelişiyor. Hem de gerçekten biz de Kars'ta yerelde kadınlarımızın yaşadığı sorunlar nelerdir, bunları daha sağlam verilerle tespit etme imkanı sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yine çocuklarının da yaşamış olduğu bir takım psikolojik sorunlar oluyor. Dolayısıyla buradaki arkadaşımızla çocuklarının da bir görüşme yapması yönünde talepler geliyor. Çocukların burada anneleriyle yapılan görüşme sırasında kendilerine boya kalemi, resim kitabı veriyoruz. Onlar da meşgul oluyor ve kendileriyle de sohbetler geliştiriyor arkadaşımız. Çalışmalarımız bu çerçevede ilerliyor. Zaman içerisinde bir psikologla da yine çalışmak istiyoruz. Çünkü bize gelen sorunların doğru yerlere yönlendirilmesi çok önemli. Mesela evet, bir takım psikolojik sorunlar yaşanıyor burada ve gerçekten doğru noktada müdahale edilmesi ve çözümü yönünde doğru adımlar atılmasını önemsiyoruz. Yine hukuki olarak bize yansıyan sorunlar var. Boşanmak isteyen ya da gördüğü şiddetten kaynaklı olarak hukuki destek almak isteyen kadınlarımız oluyor. Buna yönelik de Kars Barosu'ndaki avukat arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık ve çok olumlu karşılandı bu çalışmamız. Kendilerinin zaten baroda bu yönlü bir çalışmalarının olduğunu, ancak belediyenin de böyle bir organizasyonun içinde yer almasının çok önemsediklerini dile getirdiler. Bize yansıyan sorunların da hukuki yollardan çözümü için Kars Barosu'na aktarılması ve sonrasındaki sürecin hem bizim hem de kendilerinin takibinde olması açısından bu çalışmanın koordineli yürümesi çok önemli. Yine aynı şekilde Kars'ta sosyal hizmetler kurumlarına da özellikle gerekli bilgilendirmelerin ve yönlendirmelerin yapılması için belediye olarak yazılarımızı yazarak girişimlerimizde bulunduk. Yani az önce ifade ettiğim gibi bize gelen başvurular neticesinde baroya ya da ilgili kurumlara yönlendirmeler yapılıyor. Verilerle ilgili şöyle bilgiler verebilirim. Bugüne kadar 220 bireysel görüşme yapıldı. Ki bu görüşmeler belediyemize başvuru yapan, özellikle yardım talebiyle başvuru yapan kadınlarımız öncelikle aranmaya başlanarak çalışmanın start verildi. Ancak sonrasında çalışma hem sosyal medya üzerinden hem de kendi aralarındaki iletişim sonucunda yayıldıkça aslında her gün talep bu yönde yoğun bir şekilde geliyor ki 2 ay gibi çok kısa bir süredir hizmet veriyoruz bu konuda. Yine bununla ilgili şunu da eklemek istiyorum. Evet, kadınlarımız kadın dayanışma merkezinde ulaşıyor ama bu süreci daha hızlandırmak adına biz mor hattı da devreye soktuk yine bu pandemi sürecinde. Çağrı merkezimiz vardı belediyenin. Zaten rutin belediye ile ilgili şikayetler bu hat üzerinden bize ulaşıyordu. Ancak kadınla ilgili sorunlarımızın ve taleplerimizin ayrı bir hat üzerinden direkt muhataplarına iletilmesi adına mor hattı en hızlı şekilde devreye soktuk. Buradan da yine 10 kadın arkadaşımıza ailevi destekler veriliyor. Burayı arayarak sorunlarını dile getiriyorlar. Görüşme taleplerini ya da herhangi bir konuda hangi kuruma başvuracakları ile ilgili bilgilendirme talep ediyorlar. Bu verilerle ilgili yine 2 kadın arkadaşımıza hukuki yardım konusunda destek sağlandı. Kendisi adliyeye yönlendirilerek buradaki sürecin ne şekilde işleyeceği ve takipçisi olacağımızla da ilgili yine desteğimizi sunduk. Ayrıca 25 kadına da yine evleri ve çocukları ile ilgili destek verildi. Az önce ifade ettiğim gibi çocuklarının da sorunları oluyor. Dolayısıyla bu sorunların çözümünde çocuklarla sohbet etmek babında, bunun yanı sıra evlerindeki tadilat işlemleri oluyor bazen gerçekten. Çünkü ekonomik olarak çok zor koşullarda yaşayan ailelerimiz bize başvuru yapıyor. Bununla ilgili de ilgili birimlerimize yönlendirilerek evlerinin tadilatı ile ilgili ihtiyaçları da giderilmeye çalışılıyor.